Sevgili sinema severler, hepinize merhaba. 23 Ekim 2020 Cuma günü vizyona 5 yeni film giriyor. Sizlere sırasıyla bu filmleri fragmanları eşliğinde tanıtacağım. İlk filmimiz Dengesiz, Unhinged, İkinci filmimiz Kayıp Kız, Still Here. Roman yönetmen Vlad Feyre'nin ilk uzun metraj filmi Still Here, hem polisin hem de basının kaybolan bir kız için bazı olaylara nasıl vurdum duymaz yaklaştığını gözler önüne seriyor. 12 yaşındaki Monique Watson ortadan kaybolunca babası Michael, polisin ve basının ilgisizliğine rağmen onu bulmak için çabalar. Gazeteci Christine Baker, olaya meslektaşlarının göstermediği ilgiyi gösterir. Önce yanlış bir yola girer ve durumu iyice içinden çıkılmaz bir hale sokar. Bundan pişmanlık duyan Christian, mahalle sakinlerinin, polisin ve hatta çalıştığı gazetenin olumsuz tutumlarına rağmen kızın babasına yardım edebilmek için her şeyi göze alacaktır. Dram ve suç türünde olan Kayıp Kız'ın süresi 1 saat 39 dakika. 23 Ekim Cuma günü vizyonda olacak. You understand how things go out here? What exactly do you want? I'm here to help. Each day that passes, I can feel her getting further away from me. Hey. Do I know you? Please, just tell me what you know. My daughter is missing. And you know what the police did about it? They knocked on a couple of doors, walked through the building, and then they left. I found something out. I don't know if I should tell you or not. Whatever it is you got to tell me, it needs to be helpful. Mr. Baker. Do I know you? Not yet. You gotta back off this story. No, people don't like you too much out here. You're not supposed to be a problem solver. You watch and you write. I found a lead that the cops don't know about. He's aggressive. I don't know what else to say. You're walking a very thin line here. The last thing we need is false hope. Come here, come here. I'm tired, man. And I'm scared. But your daughter is still out there. And someone has to find her. Çekim 2020 Cuma günü vizyonda olacak bir diğer film de Türk yapımı tarihi ve savaş filmi Son Kale Hacı Bey filmi. Osmanlı ve Tuna Siçi Kazaklarının Hacı Bey Kalesi için Ruslarla verdiği mücadeleyi anlatıyor. 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu ve Tuna Siçi Kuzey Karadeniz sahili için Rusya ile savaşmaktadır. Son kale olarak Hacı Bey Kalesi kalmıştır. Tuna Siçi Kazakları savaşa ilişkin çok önemli gizli bir mesaj içeren mektupla Andrei adlı kazağı kale komutanı Ahmet Paşa'ya gönderirler. Ahmet Paşa'nın sultana etkisi büyüktür. Böylece bu mektubu denizden sultana sevk edebilecektir. Ancak Hacı Bey Kalesi ele geçirilir. Yaralı Ahmet Paşa zindana atılır. Paşa'nın Ukraynalı bir kadından olan tek kızı Fatma kurtulmuştur. Paşa Fatma'yı gizli bir köye gönderir. Yolda Rus askerleri Fatma'ya saldırırlar ama Andrei Fatma'ya yardım eder. Bu sırada Andrei yaralanmıştır ve Fatma onu üzüm bağına getirir. Andrei iyileşip yoluna devam etmek üzeredir ancak Fatma Hacı Bey ele geçirildi diye haber vererek onu durdurur. Andrei Kazakların mektubunu İstanbul'a göndermenin yollarını bulmakla görevli Fatma vasıtası ile bunu yapabilecektir ama oraya gidecek biri gerekmektedir. Filmin süresi 1 saat 40 dakika. Şimdi elindesin. Yine de sana asil bir düello yapmayı öneriyorum. Ah Fatma, benim güneşim. Sensiz nasıl yaşarım bilmiyorum baba. Büyüyeceksin ve hiçbir şeyden korkmayacaksın derdi. Hayatta kalacağına, yaşamına devam edeceğine dair bana söz ver. Sultana ulaşmayı deneyeceğiz. Başka çaremiz yok.
çekim Cuma günü vizyona girecek olan animasyon macera kategorisindeki Bai Ling Kayıp Efsane. 2,5 metre boyunda 286 kiloluk tüylerle kaplı sevimli bir efsanenin hikayesini izlemeye hazır olun. Yepyeni dünyalara açılan büyük bir yolculuğun dostluklara dönüştüğünü hayranlıkla izleyeceksiniz. Bai Ling dışarıdan bakıldığında etraftakileri biraz ürkütse de sevimli, tatlı ve komik bir karakterdir. Onu yakından tanımaya başlayan, herkesin kalbini kazanan Bai Ling, atalarını bulmak için Kuzeybatı Pasifik'ten Shangri-La Vadisi'ne uzanan eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor. 2020 Golden Globe'da en iyi animasyon ödülünü alan Missing Link, 2020 Oscar adaylığıyla da yılın en çok ilgi gören animasyon filmi olmaya devam etti. Filmin süresi 1 saat 33 dakika. Bai Ling'le tanışın. Yani kayıp efsane sensin dostum. Ne anlamadım. Devasa büyüklükte bir canlı. 2,5 metre ve 300 kilo. Şey, aslında 285 kilo civarındayım. Ama tüylerim beni biraz daha şişko gösteriyor. Sanırım az biraz göz yanıltıyor. Çok sinir bozucu. Geçmişten gelen bir efsane. Oh. Bugünle kurulan bir bağlantı. Oh. Ve geleceğe giden bir köprü. Oh. Bir saniye. Anlamış gibi ooo dedim ama dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Yılın en iyi animasyon filmi. Dünyanın diğer ucunda kuzenlerim mi var? Beni oraya götürür müsün? Dağlardaki gizli yolları biliyorum. Çok mu sıcak oldu? Evet, lütfen pencereyi açar mısın? Oh, böyle daha iyi. Kendi akrabalarını araması... Yüzyılın en büyük keşfi için kanıt getireceğim. Büyük bir maceraya dönüşecek. Hem de efsanevi boyutta. Büyük annem korkudan öldü. Çabuk biri ona hemen suni teneffüs yapsın. Bu iş tam senlik. Nefesim nasıl? Karşınızda Bai Ling. Beni fırlat. Bence bunun için çok ağırsın. Saçmalama. Elinden geleni yap. Acaba bu kimin hatasıydı? Hadi bir daha deneyelim. 23 Ekim Cuma günü yine vizyona yeni bir Türk korku filmi giriyor. Filmin adı Elzebir. Elzebir, çocukluğunda yaşadığı kötü olayların düğününün arifesinde nüksetmesi sonucu Tuğba'nın yaşadıklarını konu ediyor. Evlilik hazırlığında olan Tuğba, çocukluk yıllarında yaşadığı garip olayları yeniden yaşamaya başlar. Düğün yaklaştıkça olaylar daha da şiddetlenir. Zebir Tuğba'yı ele geçirmeye başlar ve durumu gittikçe kötüleşir. Tuğba'nın nişanlısı Yaşar bazı ipuçlarıyla olayı çözümlemeye çalışırken kendisinin de tehlikede olduğunu anlar. Evde yaşanan korkunç olaylar tüm aileyi tedirgin eder. Bu sırada Tuğba'nın ailesi daha önceden kendilerine yardımcı olan Halim Hoca'dan yardım ister. Halim Hoca Yaşar'la Tuğba'nın durumunu anlamaya çalışırken olayların geçmişle bağlantısı ortaya çıkar. Bu bağlantı geçmişte yapılan bir büyüdür. Tuğba'nın kurtulabilmesi için büyünün bozulması gerekir.